Eamon Carter Amerikan Sanatı Müzesi'nde Thomas Cole'a ait Avcının Dönüşü isimli çok büyük bir manzara resmini inceliyoruz. Resimde avcının avdan üzerine güneş düşmüş sevimli evine döndüğünü görüyoruz. Ekili dikili alanlardan ve köpeklerden yola çıkarak bu ailenin çok uzun zamandır o evde oturduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafta köpekle oynayan çocuk çok tatlı değil mi? resim insanda mutlu bir yerleşik hayat hissi uyandırıyor. Eğer bir yerde uzun zamandır oturmuyorsanız, etrafta çocuklar ya da bebekler görmek çok zordur. Çünkü çocuklar ailenin yerleştiğini ve kök salmaya başladığını gösterir. Evin etrafı vahşi doğayla çevrili. Kolun Amerikan doğası ile ilgili işledikleri arasında belki de en çok sevdiğim vahşi doğa. Şimdi biraz koldan bahsedelim. Colin yaşadığı dönemde Avrupa'ya gidip resim üzerine eğitim almak son derece modaymış. Colin en yakın arkadaşı şair William Cullen Bryant'mış. Ve Bryant Avrupa'ya gittiğinizde yapılar ya da harabeler olsun her yerde insanın izine rastlandığını, öte yandan Amerika'da rastlanan el değmemiş doğanın Amerikan kültürüne has bir özellik olduğunu söylermiş. Bunun için de Kola yurt dışına yaptığı seyahatler sonrasında hep bu Amerika'daki vahşi doğa fikrine sadık kalmasını öğütlermiş. Kızılderilileri unutmamalıyız tabii. Yani Amerika'daki doğa da tam anlamıyla elde değmemiş değildir. Sonuç olarak Kola'nın Amerikalı bir sanatçı olarak Amerikalı sanatseverlerin dikkatini çekmek için bu insanların şehirdeki evlerini terk edip gidemeyeceği yerlere ait görüntüleri kullanması çok önemli bir ayrıntı. Burada bir manzara resminden bekleyeceğiniz her şey var. Muhteşem bir gökyüzü, pamuğa benzeyen bulutlar, güneşin batmasıyla renkleri mora dönen dağlar. Orta kısımda bir göl ve minik bir şelale, üzerine güneş vuran evi çevreleyen sonbahar ağaçları. Gözlerimiz resimde dolanırken her bir öge ayrı zevk veriyor. Kol burada vahşi doğaya dair bir manzara resmi yapmış ama bu resmin yapıldığı yıllar olan 1840'lar için bu son derece nostaljik bir şeydi. Çünkü bu dönemde demir yolları gelişmeye başlamış, doğu kıyısı tabakhanelerle kaplanmıştı ve kereste tüccarları ormanları yok etmekteydi. Aslında bu kolün tekrar tekrar işlediği bir konudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç doğrultusunda doğayı dönüştürüp yararlı şeyler yapmaya çalıştığını düşünmektedir. Öte yandan Erie kanalının yapılması Kuzey Doğu ile Orta Batı arasındaki ticareti güçlendirmiştir. Aslında korktuğu ve endişelendiği bu önlenemez ekonomik gelişmeler onun kafasında canlandırdığı şekilde kalmıştır. Ama bu resimde bile olacaklar hakkında bir ipucu bulunuyor. Bu anlamda bu aslında kendi içinde çelişen bir resim. Çünkü ön planda biraz da abartılmış bir şekilde yere düşmüş olan kocaman ağaçlar var. Bu arada resmi yapıldığı yıl olan 1845'te açık kader ideolojisi ortaya atılmıştı. Manzara resmi yapan sanatçılar el değmemiş doğa fikrine son derece önem veriyorlardı ama özellikle doğu kıyısında bu özelliklere sahip bir toprak parçası bulabilmek son derece zorlaşmıştı. Açık kaderin arkasında yatan fikir de zaten bununla alakalıdır. İnsanları batıya doğru ilerlemeleri, oralara yerleşmeleri için yüreklendirmeyi amaçlar. Bu resmin belirli bir ana ait olduğunu düşünebiliriz ama bu tarz resimler aslında sanatçıların yaptıkları farklı doğal seyahatlerinde karşılarına çıkan şeylerden ve sanatçıların bu seyahatlere dair hatırladıkları ögelerin birleşmesinden oluşur. Mesela Kol Hatsun Nehri vadisinde yaşıyordu. Ağaçların renk değiştirmiş yaprakları sanki kendi evinin penceresinden gördüğü bir manzara gibi düşünülse de aslında kendi geçmiş deneyimlerinin ve Claude Loren gibi Avrupalı sanatçıların resimlerinden aldığı ilhamın ürünüdür. Peki Kol'un bir çevreci olduğunu nereden biliyoruz? Bu aslında onun resimlerine bakarak anlayabileceğimiz bir şey. Tabii bir de kanıt anlamında buna ek olarak 1836'da Amerikan Aylık Dergisi'nde yayınlanan Amerika'nın aslında cennet gibi bir yer olduğunu düşündüğünü ama doğanın yok olacağı endişesine sahip olduğunu anlatan bir deneme yazısı var. Kolbu bu yazıda şöyle demiş. Buna benzeyen manzaraların yok oluşu karşısında çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Medeni bir toplumda görülmesi gerçekten de inandırıcı olmayan bir sebepsizlik ve barbarlık içinde baltaların sesi her geçen gün artıyor. En asil manzaralar ısızlaşıyor. Bu toplumun geçmesi gereken yolda şikayetten öte bir pişmanlıktır. Tarımın gelişmesiyle vahşi doğanın yüceliğinin kaybolacağından pişmanlık duyanlar var. Yücelik kelimesi son derece pozitif bir anlamda kullanılmış. Burada manzaraların hem güzelliği hem de tehlikeli oluşunu atıfta bulunan bir anlam yok. Bu arada 19. yüzyılda doğada Tanrı'nın var olduğuna dair bir inanış vardı dinin manzarayla özdeşleşmesi Kolün de sıkça kullandığı bir fikirdir. Tabii böyle bir durumda doğanın tanrının eseri olması düşüncesi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin endüstriyel bir ülkeye dönüştüğü bu dönemde bundan endişe duyulması son derece normaldir. Kol yazdığı denemede de tanrının doğanın bir parçası olmasından ve bunu bozmanın tehlikelerinden söz etmiştir.